Sevgili seyirciler, Gelelim Mutfak'ta tüm hızıyla devam ediyordu. Ve bugün haftanın final günü. Haftanın final gününde puanlar toparlanacak. Biraz sonra Hanife Hanım'ın vereceği puanlarla kader anı değişecek. Puanlar toplanacak ve hangi gelinimiz bizden tam buradaki görülen 5 altın bileziği kazanacak. 5 tane altın bileziğimiz var haftanın finallerinde. Bu haftanın finallerinde gelinlerimiz ancak anlayabiliyorlar. Diyorlar ki eyvah diyorlar. Aslında heyecan hafta sonu içinde de devam ediyor ama bu altınları görünce de tabii ki daha heyecan doruklara çıkıyor. Ve düşük puan alan bizden, haftanın finalinde düşük puan alan gelinimiz de maalesef Gelelim Mutfakta'ya veda ediyor. Bütün hafta boyunca neler yaptık, bugün neler yaptık onları konuşacağız. Hepimiz yemekler yaptık, kayınvalideler puanlar verdi. Yemekler iyi oldu, kötü oldu. Bakalım neler olmuş. Gülşah ve Hatice'nin sesleri bir yükselmiş. Bir yükseldi. Bakalım neden yükseldi? Çok konuşuyorsun. Suçlu bir insan her zaman üste çıkmaya çalışır. Ben hakkımı arıyorum. Niye kayınvalidemi ezdirir? Senin kayınvaliden sana sadece... Kızım soğanı pembeleştir. Soğanı pembeleştir. Senin kayınvaliden yemek yapmayı bilmiyor mu? Sana sadece soğanı mı pembeleştir diyor. Sana ne benim kayınvalidemi yemek yapmayı bilmiyor. Yemek yapmayı bilmiyor Gülşah. Ya bu işleri geçin, geçin, geçin. Sizin karşınızda çocuk yok. Kazanalım biz de. Sen ne dedin bana? 5-5 madem ver... Ne yapacaksın? Hala konuşuyorsun. Demek ki size böyle yaranılıyor, tabii, anladın mı? Tabii, böyle yaranmıyor zaten sen. Bu hile hurdayla kazandığın için bu haldesin. Bu konu ne olursa olsun sen resmen üstüne yürümüşsün ya. Ya hanım hemen çeviriyorsunuz, üstüne yürüdü diyorsunuz. Yürüdü. Yanına gitmiş. Yürüdü. Yürüdü ne yaptı? Elindeki karıştırıcıyla yanıma bildiğin yürüdü. Gülşah'ın gerçek yüzünü bugün gördük Fatih Bey. Evet. Demek ki bize oynuyormuş. Hatice'nin üstüne yürümeler, burada sadece bir ahkam biliyorum, kesmeler falan. Ben gerçekten Gülşah'tan hiç görmediğim tepkileri bugün gördüm. Burada iki kişi konuşurken senin hiddetlenip üstüne yürümene takıldım ben. Böyle yani ne yapacaktın daha aslında? Ne yapabilirim ki? Yani ben ne hiddetlendin? Onu? Ne oldu da neydi? Çünkü Hatice neden? Biraz tahrik etti. Fatih Bey bir haftadan beri benim çok dikkatimi çekiyor. Dışarıdan da baktığımda Gülşah'ın üstüne Hatice de Elif de çok fazla bir yüklenmesi oldu. Doğru aslında açıkçası. Burada çok yükleniyorlar. Varsa, çok yükleniyor. Ya hepiniz gördünüz. Üçünüz benim üstüme gelen kesinlikle Elif'im, hayır. Tamam. Bu konuyla bağlantılı tek bir başka beterimiz var. Bakalım. Artık çıldırttılar. Aynen. Gülşah çok yüklendiler. Bu hafta Elif de demiş hatta yüklenelim de puanları düşsün, gardı düşsün de puanları düşürsün. Demiş? Orada konuşulmuş, yorumlar yazmış hatta bunu. Ben yorumlarda bir okudum. Aa dedim gerçekten de zayıf noktasını öğrendiler Gülşah'ın. Gülşah böyle üstüne gidince demoralize mi oluyor? Demoralize çabuk olur. Ondan sonra bu haftada Elif yapmış. Eğer yapmışsa da iyi yapmış. Yazmış. Herkes burada bir strateji uyguluyor. Ay, iyi yapmamış canım. O da güzel hoş yapmış, değil yani. Yapmış. Diyecek bir şey yok. Kime söylemişim ben bunu? Kime söyledim arkadaşlar? Yorumlarda o kadar güzel izliyorlar ki izleyiciler. Ben yani bu kadar dikkatimi çekti. Ben bunu dilimle söylemiş miyim? Gülşah'a yüklenelim puanı düşsün diye. Evet öyle yazılıyor yorumlarda. Çıkarsınlar o zaman. Çıkarsınlar gerçekten. Elif bak Hatice de yapıyor. Benim çok dikkatimi çekti. Hiç yüklenmeyen kız birdenbire Gülşah'a bu hafta çok yüklendiniz. Öğrendiniz ince noktasını, onun demoralize olduğunu. Hemencecik yaptınız ve emelinize de ulaştınız. Bitti mi? Bitti. Bayağıdır buradayım ve o kadar çok üzerime gelindi, o kadar çok üzerime oynandı. Bu yapılacak. Yani, bu hepimiz için olacak. Sen öylesin. Gülşah için olacak, Elif için olacak, Başak için olacak. Bu olacak yani. Biz burada ne için varız? Ben Gülşah kazansın diye mi varım? Elif kazansın diye mi varım? Yani. Tabii ki de üstüne gideceğim yani. Geçen hafta da herkes Elif'e yürüdü. Elif kalkıp bundan bir şikayette bulunmadı. Bu oyunun kuralı böyleyse bunu da yaparlar. Yapmışsa da gelinim iyi yapmış. Gülşah hangi kayınvalidenin yemekten anlamadığını iddia etti. Benim kayınvalidem burada, sen diyorsun ya yemek yapmayı bilmiyorum. Ne alakası var? Yani bana orada sadece diyor ki burada diyor ki burada. Ben bana kayınvalidem sadece tüy olarak soğanı pembeleştirdi. Ne soğanı yıkama. Senin gibi söylesin mi? Senin kayınvaliden. Senin kayınvaliden o zaman yemek yapmayı bilmiyor, sana sadece bu tüyoyu veriyor Elifciğim. Zaten tabii. Burada hiçbir yemeği de bilmiyor. Tabii, hayatında hiç tatmamış, hiç etmemiş. Dünkü diyor ya ben zaten bunu hiç tatmadım. 5. Seninki çok mu tadıyor? Çok mu? 2 kere sadece kendi yörenin yemeği geldi. Burada bizim de tatmadığımız yemekler var. Ve onun 3 tane oğlu var. Aslanlar gibi beslemiş. Sağlıklı bir şekilde büyütmüş. Sen bunu bir soğanlarla kıyaslayamazsın. Ben şimdi kalkıp burada yemek için yarışan sizlersiniz. Ayrıca yemek yapmayı bilmiyorsam burada bir lezzet tat almada bakarken en çok Gülşah sen benden 5 lira aldın. Onları hak etmemişsin o zaman sen. Bunu zaten sizin kendi gelininiz söylüyor. Ne diyor söylüyor? Ki, işte diyor ki bana diyor kayınvalidem yemek yaparken zaten tüyo bile veremiyor. Sadece soğanı iyi kavur, soğanı iyi kavur. Bundan ne çıkartırsınız? Bununla. Benim kayınvalidem yemek yapamıyor. Tüyo vermek derken sizinkinden kastediyordun herhalde. O yüzden bunu çok böyle yorumladım. Şimdi bunun kenarını kalın yap, bunun çok kenarını ince yap, iyi yap demesi gerekiyor. Hatice'ye söylediğim şey lezzetin kraliçesi olduğunu söyledim. Yaptığın yemekleri lezzetli yap, soğanı kavur. Nasıl bir tüyo vereceğimi bilemiyorum yani. Kayınvaliden sana vermiş ya işte. Neydi o? Beyaz kısmını kesme mi dedi soğanların, pırasaların. Ben anlarım dedi. Neyse. Ha, ben anlarım dedi. Her neyse gibi. Öyle şeyler aklıma gelmedi. Aslında iyi fikir. Bundan sonra ben de deneyeyim onları çok ya. Çok akıllısınız ama nasıl gelmemiş? Gelmedi. Ben deneyeyim onları bundan sonra. Deneyin. İşte hep derler ya sessiz olandan korkacaksın diye. Yere bakan yürek yakan Müzeyyen teyze. Rica ediyorum. Çok saygılı olmanı. Saygısızlık yapmıyorum. Çıkıyorsun. Yo, çok ayıp, sana yakıştıramıyorum. Şöyle duruşuna yakıştıramadım. Ne kadar ayıp bir şey. Ben sessiz değilim ayrıca. Yeri geldiğinde de çok güzel konuşuyorum. Öyle gülmene de gerek yok. Ben her dakika boş boş konuşmak istemiyorum. Müzeyyen teyze yani beni saygısız durumuna düşürmek için şu konuşmayı yapıyorsun. Tabii sen beni düşürmeye çalışıyorsun. O yaşınla beni düşürmeye çalışıyorsun. Acaba hangi kayınvalide gelini kızı ile bir tutamayacağını söylerken gelinleri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Gelinini kızıyla bir tutamamış ama gelinleri kızdıracak bir açıklamada bulunmuş bir kayınvalide. Gelinler bir takip edin bakalım. Kızım gibi göremem. Gelindir o. Ama bence mesela kızınız da yok. Çok güzel kızınız gibi sarıp sarmalayabilirsin. Seviyorsun. Evet, olabilir. Ama bak gerçekten ama kendi yine de bir el olarak görüyorsunuz. Kendi evladımla onu hiç ayırt etmiyorsun. Şimdi sen gelinle bir tartışma yapsan der mi ne? Annesine der mi ne? Der. İcabında. Hayır. Tabii. Aile arasında, kayınvalide gelin arasında bir tartışma söyler diyor. Söyler. Ama kızınla sen bir tartışma yapsan kimseye söyler mi ne? Eşine bile, evli olsa bile eşine bile söyler. Dertleşir, birini anlatır ama yani. Ama dertleşir ama senin lafın kaynana olarak çıkmaz. Adın kaynana olarak çıkmaz. Kaynıyoruz biz, kaynamıyor muyuz? Fokur fokur kazanlarda kaynıyoruz arkadaşlar. Allah biliyor. Yalan işte, mı? Kaynanayız işte. Kaynanayız ama o zaman kızından gelinin biri olur mu? Olamaz. Hayır. Kayınvalidemle en başından beri bunu savunuyordu zaten. Hani biz gelin kaynanayız. Ne olursa olsun gelinim benim kızım gibi olamaz. Ama gerçekten benim annem gibi de olamaz. Şimdi kızının yeri mesela kızı da başka bir ailede evli. Gün oluyor işte Allah korusun eşinden boşanıyor. Geliyor anne yine bağrına basıyor. Ama aynı durumda Başak eşinden boşanırsa Başak dış kapının dış mandalı gibi kalıyor. Ben bunu anlıyorum. Gerçekten 2 tane gelinim var, ikisini de kızım gibi severim. Bak kızım gibi severim. Çünkü benim evlatlarımın eşleri, sırları, dostları, her şeyi, ailesini kuracak en güzel insanlarıdır. Ve çocuklar büyütecek. İyi ki 2 oğlum böyle iyi insanlarla karşılaştı. Gerçekten çok seviyorum. Ama belirli bir yerden sonra bir tartışma yaptığın zaman kızınla her ne olursa olsun ara yerde kalır. Evet. Şimdi hangi kayınvalidenin kayıtlarına takılan sözleri gelinleriyle anlaşmasını ortaya çıkarttı? Hangi kaynara bakalım anlaşma yapmış? Hale getirmişti. Benim sana burada verebileceğim başka bir bilgi yok. Evet, biri içi, biri dışı içi. O galiba içi, hamuru içi. Ama sen damladan çok incelemeye, çok konuşma, kafan karışmasın. Bugün bu puan bize çok önemli. Bunu alırsak işlerimi yaptıracağım biliyorsun. Evet, kaldı böyle dişsiz. Yemek yemiyorum. Bu bizim için çok önemli, tamam mı Elif? Bak sana göre önemli. Bu da çok önemli. Benim de tüyüm bu, ne yapayım? Herkes keşke böyle tüyolar verseymiş. Yani dişsiz kalacağım. Yemeğine konsantre oldu, puanını yükseltiyor. Peki alırsanız bu hafta altınları düşeceğim mi? Evet. Öyle mi? Ya Hüsnü Hanım, senelerde neyi merak ediyorsun? Neyi? Senin senelerdir merak ettiğin şey nedir? Eyvah, ne? Ne merak ediyorsun? Senelerdir bir şey merak ediyormuş. Ne merak ediyorsun? Bir şey bakalım. Peki gelinleriniz hiç oğlunuzu üzdü mü, ağlattı mı? Evliyken bilmiyorum ama oğlum daha birlikte çıkıyorlardı kız arkadaşıyken. Vardır benim oğlum, bir dinleyeyim ne konuşuyor, ne ediyor, odalara kapanıyor. Meraklıyım böyle. Kapıyı kapattı, odaya girdi. Odadan çıktı, gözleri yaşlı. Çok üzüldüm. Belli kötü bir telefon konuşması geçti. Ama ben onun ağladığını gördüğümü oğluma belli etmedim ve asla söylemedim ben. Yani şu an söylüyorum. Oğlumu ağlarken görmek beni çok incitti. Belli duygusal bir yoğunluk yaşıyor. Ben yıkılırım, resmen yıkılırım. Çok üzülürüm. Ama çok üzülürüm. Oğlumu ağlatan kız nasıl bir şeymiş diye, hani evet, sebebi neymiş diye böyle içimde kaldı o. Ben zaten o Hatice'ye ilk baktığımda ha dedim, bunun için mi ağlamış mı dedim. Burada da bir küçümseme var. Evet, sonunda da Allah koymuş yani. Yok, neden ağlamış? Bilmiyorum. Hatice. Hiç bilmiyorum. 5 senelik evliyiz, 6'ya gireceğiz inşallah. 3 sene de öyle, 8 seneden beri tanıyorum eşimi. Bu da 8. senelerde falan, ilk başladığımız senelerde olması lazımdı. Bir kavgalar falan bir şeyler yaşadık. Ayrılmak istediğimi söyledim kendisine. Kendisi de ayrılmak istiyor gibiydi ama hani ben de ona yani çok detaylı anlatmak istemiyorum. Sen dank etti ona. Aha, ayrılmak istediğimizin bir nedeni vardı. Ben dedim ki hani yıllar sonra da hani böyle böyle sürekli dile gelecekse edecekse falan ben bitirmek istiyorum, noktayı koyalım dedim. O da hayır dedi, istemiyorum falan, devam etsin gibisine konuştu ama çok dokunmuş kendisine. Hem devam ettik mesela, hem de benim ondan ayrılmak istediğimi duyunca herhalde onu üzüldü, ağladı ama ağladığını ben telefonda hissetmedim. Ya benim eşim çok duygusaldır ve evine çok bağlıdır. Çok şükürler olsun ki yani Allah karşıma çıkarmış. Ne ben onu çok fazla kırarım, o da ne beni kırar. Ama beni kırdığı zaman bile kendi üzülen cinslerden yani. O yüzden hani çok duygusaldır, belki o yüzden ağlamıştır.